Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Xitayning Uyghurlarni yo'q qilish rezil niyati haqida eng yangi ma'lumot. Tehi yakındalı ceza lagerden kurtulup çıkan ve Xitay'nın malum şehirden biz bilen alakı kılgan lager şahidi, Xitay tecavüzcilerinin Uyghur halkını yok kılıp taşlaş üçün her xil rezil usullarını icra kılıp atkallıqa hakkıda kımmetlik uçur bilen teminledi. Bir hatarlıki sebeplik ismini aşkarlamağın mezkur şahidinin bildirişçe, mezkur şahidinin özü naiti yukur bilim seviyesiyle ilgi bolgan biri buluşuğa karmay, 3 yıl lagerde yatkan bulup, 5 yılın ötküzgen ve körgen nurgun icra atlar hakkında malumat verdi. Onun bildirişçe, növete Xitay dairleri vatende bütün şehir yazılarını takap, halkımızını öylerge solap koyup, kayıt-kayıtı tekşürüş, nüpus eniklaş, adamlarını kayıtı arxivge elip tahkiklaşını başlayan. Şundaklı atalmış virus bahanesi bilen hatta ki dihkanını etiziga bağvenini beğige çıkarmay, aran turgan halkımızını ixtisatın pütülleri veyran kılıp taşlaş mağıstıge yetip kalgan. Özünün 2 yıl lagerde yatkan denken, iğir keserlik sebebiden 2019 yılı doktorhanıga 1 yıllık nazarat astıda davalanışkı ruhsat berilgenligini. 1 yıllık davalanış jarayanında mı hiç kandak çıkımını kötürmegenligi, bütün çıkımını özünün kötürgenligi. Davalanış üçün bütün nerslerini setip bolganlıkını, külliki 1000 yuandan aylanğan davalanış çıkımları sebeplik, özünün karizgi boğulup ketkenlikini bildirdi. Şundaklı o özünün 3 yıllık ceza lagırı müddetini toşkuzup, özü burun hizmet kılgan malum Xitay şehrige kayıtıp gelgenlikini bildirdi. O yana nöbette Şarkı Türkistan'da 6 milyondan artık halkımızdan lagırlarda işkenlikini, her günü dügüdek yapyaşlı ölüp gitivatkan yaş izbasarlarının köplüki, keçileri ayrım soğrak bahanesi bilen elip çıkıp getilip numuslarığı tigilevatkan, ertesi şu elemden çidimay özünü öldürvalgan hemşehrilerimizin köplüke hakkıda mı malumat verdi. O sözün devamlaştırıp Atuş'un Ahtu Nahiyesi'nin nüfusunun 90 mingden aşılgallıkını, Ahtu Nahiye lagırığı solanğan kerindaşlarımızın sanının 70 minge barıdıgallıkını, nöbeti hizmetçi yetişmeyi başka yerlerden hizmetçi kubul kılınıvatkallıkı. İgerligen işencilik sallık malumatıgı köre, 30 000 adam bar bolgan bir gunşida bularının 22 000'ının lagerde işkenlikini bildirdi. Şundaklı bu malumatını Xitay istatistiki hadimlerden alğalıqını bildirgen şahit, bununla okşaş nahilerden vatinimizde 280'den artıqı barlıqını ve bu hesap bilen hesaplıganda 6 milyondan köprek halkımızdan lagerlerde azap çekivatkallıqını bildirdi. Şundaklı nöbette Uyghurlarını iqtisadi cihetin veyran kılış üçün bankalar Uyghurlarga üsümlü karizma becerip vermeyi vatkallıqını sözlerge ilave kıldı. O söz diyene Xitay'nın 2011 ile 11 ayının 1. gününden 11 ayının 11 günü geçe vatanımızda tuluk nüpus istatistikisi elip barğallıqını, şu istatistikide vatandaki nüpus ehvalimizden eşip ketkerlikiden çöçügen Xitay, nüpusqa aldırılmağın 2-3 milyoncu karı nüpuslar buluşu mümkün dep güman kılıp, 2014 yılda hiligerlik bilen yeni bir siyaset yürgüzüp, onlarının nüpusqa alıdıqallıqını elan kılgallıqı. Şunun bilen milyonlarca karı nüpuslarının cerimanı tölümey nüpusqa erişimizde bu kıltakı çüşüp ketkerlikini, 2017 yılı 1. ayının 1. günden başlanan türmedin bettler ceza lagırlarında 40% adam pilallıq tuğutqa xılaplıq kılgan unsur dep cinayet artılıp cezalanğallıqı ve onlarının del Xitay özü karı nüpuslarını cezasız nüpusqa alımız dep siyaset elan kılgan 2014 yılda torgu çüşkeller dep elan kılınğallıqını bildirdi. O sözünün devamı diyene Xitay'nın her kaysi şehir yezlerde halkımızda tutkun kılganda avval onlarını bankiga apırıp, hesabatlarını tekşürüp, bütün bar pulunu devlet bihaterlik idarısının hesabıgı yötkevelip, onlarga namrat diyen kalpağını artıp, bularını uqutup terbiyelip, namratlıktan kutuldurumuz dep haber tarqatkallıqını. Bu usul bilen nurgun ticaretçi karxanıçılarını veyran kılıp taştıqallıqını bildirdi. Amerika Hong Kong'un yeni bir qatar imtiyazını bekar kıldı. Amerika Devlet İşleri Mahkemesi 19 Ağustos bayanat elan kılıp, Hong Kong bilen bolgan 3 türlü kilişimini toxtatqanlığını bildirdi. Amerika Avazı Toru'nun bu vaqtiki haberde bildirilişçe, Amerika hükümeti Hong Kong bilen tüzgen kaçqun cinayetçilerini ötküzüp beriş, ceza hüküm kılınğanlarını kaytırıp beriş ve halkaralıq deniz transporti daramet becini öz ara keçürüm kılış qatarlıq 3 türlü kilişimini bekar kılgan.
Xitoy Hong Kongda davlat bexatarlik qonunini majburiy yo'l qo'yishga boshlagandan keyin Amerika Hong Kongning alohida imtiyozini bekor qilgan va Hong Kongning yuksak avtonomiya huquqiga buzg'unchilik qilgan Xitoy va Hong Kong amaldorlaridan 11 kishini qora tizimlikka kirgizgan edi. Amerikaning bu yangi qarori Xitoy va Hong Kongning qattiq noroziligini qo'zg'agan bo'lib, Hong Kong ma'muriy hukumatı bugün bu vaqtda norozilik bayonoti e'lon qildi. Bayonotda Amerika va Hong Kong o'rtasidagi bu kelishimlar Amerikaning Hong Kongga qaratgan e'tibor muomilasi bo'lmasdan, balki ikki taraf o'rtasidagi tuzilgan kelishimnoma ekanligi, Amerikaning o'z oldiga qaror chiqarishining amaliyotda ikki taraf munosabatiga bo'lgan hurmatsizlik ekanligi bildirildi. Xitoy 30-iyun Hong Kong nusxasidagi davlat bexatarlik qonunini rasmiy yo'liq qo'ygandan keyin, Angliya, Kanada, Avstraliya qatorliq ko'plagan davlatlar Hong Kong bilan bo'lgan o'zaro o'tkazib berish kelishimini amaldan qoldirgan edi. Sensiya to'smasi tarixdagi eng qattiq kelgunga duch keldi. Xitoy markaziy xabar agentligining eng yangi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Sensiya to'smasi bugun shu joy vaqti atigan soat 8 da to'sma qurilgandan buyonqa eng qattiq kelgunga duch kelgan. Ambarga kirgan sekundlik iqim miqdori 75 ming kubmetrga yetgan bo'lib, Xitoy kelgun suyini chiqarib etish uchun 11 to'sma ig'izining hammasini ichib etishga majbur bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha qattiq yomg'ir sababli yaqinqi mazgilda Changjiang daryosining ustunki iqimida 5-chi nomorliq kalkun apiti ko'rilgan. Navbatda yerlik doiralar xatarda qolgan 250 ming kishini tarqoqlashtirgan, 130 mingdan ortiq kishini yotgab o'rinlashtirgan. Xabarda qayd qilinishicha Changjiang va Huanghe vodiylaridagi suv ahvolining o'zgarishiga asosan Xitoy suvchilik ministerligi tunugun apatdan mudofiyalanish darajasini 3-chi darajadan 2-chi darajaga ko'tarishni qaror qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi Uyg'urlardagi majburiy nufus kontrolligini qayta ta'kidladi. Sharq Turkistonda izchil davom qilayotgan zo'r fojialardan majburiy nufus kontrolligi haqida ko'plagan dalillar tashqi dunyoga ma'lum bo'layotganda, Amerika Tashqi ishlar ministerligi Xitoy rejimining bu vaqtdagi munosabatlik tadbirlarini yana bir qatim keskin tanqidladi. 18 avgust kuni Fox xabarlari agentligining bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilganda Amerika Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Morgan Ortagus xonim bu nuqtani alohida ta'kidladi. Fox agentligining bu vaqtdagi xabarida aytilishicha, Xitoy rejimining yillardan buyon har qaysi doktorxonalarda Uyg'urlarni nishon qilgan majburiy bola tushirib o'tish qilmishlari to'g'risida so'z qilgan Morgan xonim, "Biz bu qabihliklarning oqibatidan bakmo andisha qilmoqdamiz" degan. Shundaqla Erkin Osiyo radiosining bu vaqtdagi xabaridan naql keltirib, doktorxonalardagi bovoqlarni vazifa hisobida o'ltirish qilmishini ayiblagan. Xitoy rejimi hozirga qadar bu vaqtdagi barliq ayiblashlarni rad qilib kelayotgan bo'lib, texi yig'inda bu masalalarni sistemalik va pokitlik bayon qilib kelgan mutaxassislardan Adrian Zenis qatorliqlarni yolg'onchilikda ayiblagan edi. Xitoy rejimining Uyg'urlarning nufusini kontrol qilish uchun turli qabih vositalarni qo'llanib kelayotganligi Birlashma xabarlar agentligining tekshirishi jarayonida tog'dak pokitlar bilan ko'plab ma'lum bo'lgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministerligining bu qilmishini yana bir qatim alohida ta'kidlashi hamda o'zlarining bu masalani yaqindan kuzatayotganligini bildirishi xalqaroning bu vaqtdagi diqqatini yana bir qatim bu masalaga qaratgan. Amerika Avom palatasida Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishi nomli guvohlik yig'ini o'tkazildi. Amerika Avom palatasining 2 tuman komiteti 17 avgust kuni Uyg'urlar haqida birlashma guvohlik yig'ini chaqirib, Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsilandichiligiga qanday xotima berish, Amerika boshchiligidagi xalqaro jamiyat buningga qanday inkos qaytarish qatorliq masalalarni muzokara qilib, mutaxassis va kishilik huquq faoliyatchilarining bu masaladagi taklif fikrlarini angladi. Yig'inda xalqaro shirkatlarning Xitoy bilan bo'lgan savdodagi foyda ziyoni deb Sharq Turkistondagi vahshiyliklarni ko'rmaslikka selayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Bo'libmi Amerika basketbol jamiyati NBA ning bu masaladagi pozitsiyasi alohida tanqid qilindi. Yig'inda Jumhuriyatchi Avom palata a'zosi Mark Green 2017-yili Trump hukumatining ko'chmalarni cheklashiga qarshi chiqqan NBA ning Xitoy bozorini deb Uyg'urlarning dafsanda qilinishiga sukut qilganligini ayibladi. Mark Green NBA urushchi komandasining mashqovili Steven Kerrning yuqorqi masalada prezident Trumpni tanqidlaganligi, lekin millionlarcha Uyg'urning lagerlarda xorlanishi va bosqinchilikka uchrashiga un chiqarmaganligini tanqidladi. U so'zida NBA bilan Kerrga nisbatan bu ayiblanish arziydi.
lekin Xitoyning axloqsizligiga ko'z yumadi. Xitoydagi musulmonlar jazolanib, 1 million odam jazo lagerlariga qamalsa va bosqinchilikka uchrayotsa, uning qalbidagi axloqiy jasorat nada qoldi deb ko'rsatdi. Mark Greenning ta'kidlashicha, agar Uyg'urlar 8-chi asrda Xitoyni ikki qitim qutqizib qolmagan bo'lsa, bugun Xitoy mavjud bo'lmagan yoki uning tarixi butunlay farqliq bo'lat ekan. U so'zda mundaq deydi. Xitoyning qilayotganlarini ayiblashga tegishlik. Agar Uyg'urlar 8-chi asrda uni qutqizib qolmagan bo'lsa, balkim u bugun mavjud bo'lmagan yoki tarixi butunlay farqliq bo'lgan bo'ladi. Ayni vaqtda Tang sulolasi An Lushan Shi Siming to'pining'ida og'dirlish girdobiga berib qolganda Uyg'urlar uning ishonchlik ittifoqdoshi ekanligini isbotlab, Tang sulolasining Chang'an va Luoyangni qaytirib olishiga yordam qildi va uni ikki qitim qutqizib qoldi. Yaqinda Amerikaning tantarbiya kanali ACPN NBA'ning Urumchidagi mashq bazasida o'quvchilarning kamsitishga uchraydiganligi, o'quvchilarni doim hukumat xodimlarining va Xitoy mashqovlarining xo'rlaydiganligini oshkorlagan. Amerika Kengash Palata a'zosi Marsha Blackburn NBA'ga xat yozib, uning foydini deb Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga ko'z yumganligini ayiblagan. NBA'ning muavin komissari Mark Tatum bu yil 21 iyul Marsha Blackburnning xatiga javob qaytirib, o'zlarining Urumchidagi mashq bazasi bilan bo'lgan aloqasining uzilganligiga 1 yildek bo'lganligini bildirgan edi. 17 avgust o'tkazilgan yig'inda Xitoy arxivi nomli tor jurnalining mas'ul muharriri Jessica Batke guvohlik berib, NBA'ning masalasi Xitoyning dunyo iqtisodi bilan qanchalik bog'linib ketganligidek jiddiy bir masalani namoyon qilib berganligini bildirdi. Jessica Batke mundaq deydi. Bu masala Xitoyning dunyo iqtisodiga qanchalik zich bog'linib ketganligidek jiddiy bir savolni namoyon qildi. Albatta biz bu masalaga duch kelgan birdan-bir davlat emas. Masalan, Germaniyaning Volkswagen shirkati buning misoli. Volkswagenning Sharq Turkistonning markazi Urumchida zavodi bo'lsa-mu, lekin u nechta qitim bu rayonda nima ishlarning bo'layotganligidan xabari yo'qligini aytgan. Qisqasi, bu shirkatlarning bu rayondagi quyuq savdo aloqasi ularni sukutga majburlayotdi. Sharq Turkistonda nikoh o'qitishning cheklanayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'lkalaridan birida yashayotgan bir Uyg'ur yosh yurtiga qaytib to'y qilishning oldida navbatda Qashqarda to'y qilganlarning nikoh o'qitishining cheklanganligi haqida uchralgan. U bu uchrining to'g'ri xatoligini aydinlashtirish uchun To'qizoq noyilik xalq hukumatiga telefon qilganida, aloqador xodim bu vaqtda telefonda javob berishga bo'lmaydiganligini aytgan. To'lima oddiy bir savolga bir nohiylik hukumat xodimining uchuq va keskin holda javob berilmasligi Sharq Turkistonda nikoh o'qitishning cheklanganligi haqidagi ilgari kelgan fikrlarning to'g'riligini ishoratlamoqda. O'tgan oylarda Erkin Osiyo radiosiga kelgan bir inkasda Sharq Turkistonda nikohsiz o'ylanishning tashabbus qilinayotganligi, hatto ba'zi joylarda nikoh marosimining oshkora holda cheklanganligi ma'lum qilingan edi. O'zining Shanghayda yashayotganligini ilgari surgan bir anglug'ichining tunugun Erkin Osiyo radiosiga yo'llagan bir ovoz xotirasidan ma'lum bo'lishicha, u yurtiga qaytib to'y qilishning oldida Qashqarda nikoh o'qitishning cheklanganligi haqida uchralgan. U bu uchrining to'g'ri xatoligini aydinlashtirish uchun yurti To'qizoq noyilik hukumatga telefon qilgan. U telefonni qabul qilgan xodimga o'zining Uyg'ur ekanligi va o'ylanish oldida ekanligini bildirib, nikoh o'qitishga ruxsat bor yoki yo'qligini so'ragan. Mazkur xodim savolning o'ziga javob berishning o'rniga bu yoshning nada turayotganligini va nadan telefon urayotganligini so'ragan. Bu yosh o'zining Shanghayda ekanligini ma'lum qilgandan keyin, mazkur xodim bu vaqtda telefonda javob berilmaydiganligini aytgan. Bu yosh mazkur xodimga o'zining Qashqarda nikohini cheklandi deb anglaganligi, xatolashmaslik uchun bu savolni so'rayotganligini aytgan. Mazkur xodim bu vaqtda qonun o'rinlaridan, ya'ni sud mahkamasidan ma'lumot so'rashni tavsiya qilgan. Bu yosh o'zining savolining to'limi oddiy ekanligi nikoh o'qitishga bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini bilib olsa yetarlik ekanligini aytgan. Mazkur xodim bu vaqtdagi savollarga javob berishdan mumkin qadar o'zini qochirgan. Orqadan bu yosh o'zini nohiylik hukumat ishxonasining navbatchisi ekanligini aytgan bu xodimdan bu vaqtda aloqador organlarning telefon nomerini ta'minlab berishini talab qilgan. Bu xodim uningdan yurtining qayer ekanligi va qaysi tavallikdan ekanligini so'rgan. Bu yosh o'zining To'qizoq bozor ichidan ekanligini aytgan bo'lsa-mu, bu xodim so'ralgan nomerni ta'minlashni rad qilgan. Undan bu yosh o'zining Xitoy Xalq Jumhuriyatining fuqarosi ekanligini bildirib, oddiy bir savolga javob ololmaganligi qarata noroziligini bildirgan. Natijada ikki taraf orasida keskin bir maydon talash tortish kelib chiqqan. Oxirida mazkur xodim bu yoshning kimligini bilmaganligi va u o'zining qaysi tavallikda yashaydiganligini deb berolmaganligi uchun uning bu savolga javob berolmaydiganligini aytgan.
Bu yaşının mezkur hatırası bilen yollagan elhatide eskertilişçe toy kılmakçı bolgan kız tarafdımı nikah okuşku ruhsat yokluğu hakkıda uçuralgan. Radyonun telefonunu kubul kılgan Kaşgar'daki alakadar dairler bu aktaki suallarga cevap verişini rad kılgan. Kazakistan'da ticaret kılvatkan bir Uyghur ticaretçi Şarkı Türkistan'da nikah okutuşundan çekilen geldikçe bir yıldın aşkallıkını ilgiri sürgen. Onun bildirişçe dairler lagırlar kuruluştun avval toy xeti almasın nikah okutuş bilalla öy ocaklık bolgan coğrularını kanunsuz toy kılış bilen ayıplab kattık cezalıgan. Lagırlar kurulgandı kim bolsa toy xeti ilişkinli kupayı işkellikini takitlep nikah okutuşunu dini esabiliknin alameti de bikitken ve onu kattık çekligen. Şarkı Türkistan'daki yukum vaziyeti. Xitay Sahiya Sağlamlıq Komitetinin məlumatlarına asaslanğanda 19 avqust Şarkı Türkistan'da yeniden yukumlanğıçılar bayqalmağan bolup, o da 4 gün 0 halatını saqlıqan. 19 avqust bütün Xitay təvəsidə yeniden yukumlanğıçılar 7 kişi bolup, Xitay onlarının həmmisinin çət əldən kirgənligini bildirdi. Məlum bolışça 19 avqust Şarkı Türkistan'da yeniden köpəygən kesərlik alameti körülməgən yukumlanğıçımı bayqalmağan. Yukumlanğıçılarının umumi sani 331-ə düşkən. Növete tibbi gözlü vatkallar 6558 kişi iken. Türkiye'de yukum sebebinden 23 kişi kaza kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministerliği ilan kılgan haberde Türkiye'de yakınki 24 saat içinde Xitay virüsü sebebinden 23 kişi kaza kıldı. Şunun bilen Xitay virüsü otturgu çıkandan bu yan Türkiye'de kaza kılganlar sani 6039'a yetti. Bir gün içinde 87.223 kişi tekşürülgen bulup, bunlardan 1.303 kişi de virüs bayqaldı. Muşu 24 saat içinde sakayıp doktorhanadan çıkan 1.002 kişi bilen koşulup, sakaygalarının umumi sani 233.915 kişiye yetti. Sahiye Ministerliği xatarının hele hem devam kılıp atkallıqı, şunlaşkı maske taqaş, ictimai arlıq saqlaş ve tazılıqı riayi kılışının intayın muşu mihkallikini tekitledi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleşirme hakkı öptüm ki rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.